Bu videoda sizlere bulaşıcı ve bakteriyel bir hastalık olan tüberküloz ya da halk arasında daha çok bilinen ismiyle veremi nasıl teşhis edebileceğinizden söz edeceğim. Verem çok tehlikeli bir bulaşıcı hastalık. Her yıl dünya çapında yaklaşık 9 milyon yeni verem vakası teşhis ediliyor. Bu sayı teşhis edilebilen ve kayda giren vakaların sayısı. Tahminlere göre yaklaşık 3 milyon vakanın yani 3'te 1'i kadarının da teşhis edilemediği düşünülüyor. Tam da bu nedenle veremi teşhis etme konusundaki yeterliliğimizi arttırmayı amaçlıyoruz. Veremin belirti ve tanılarını konuşacağız. Ekranda vereme yakalanmış bir hastanın akciğer röntgenini görüyoruz. Oklarla gösterilen bölge kistsel lezyon gibi görünen yuvarlak bir lezyon. İşaretli bölge aslında bir boşluk. Bu nedenle buna kaviteli verem denir. Peki bir kişinin vereme yakalandığını nasıl anlarız? Eğer verem akciğerleri sardıysa hastanın solunum yollarında bir doktorun ilk bakışta teşhis edeceği belirtiler vardır. Örneğin öksürük, nefes darlığı, daha önceden yapıldığı kadar rahat egzersiz yapamamak. Öksürürken rengi hoş olmayan balgam tükürmek, sarı veya yeşil renkte olabilir. Hatta çoğunlukla balgam kanlıdır. Buna hemoptizi de denir. Diyelim ki bu belirtilere sahip bir hastayla karşılaştınız. Belli ki akciğerlerinde bir sorun var. Hemen göğüs röntgeni istediniz. Röntgeni de böyle görünüyor. Bir doktor olarak hastanın vereme yakalanmış olabileceğinden şüphelenirsiniz. Bu durumda yapılması gereken ilk şey tüberkülin testidir. Ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Cetvel üzerindeki noktaları işaret eden oklar şişen bölgenin, derinin sertleştiği bölgenin sınırlarını gösteriyor. Bu test sonucu şişen bölgenin çapı yaklaşık 10 mm. Bu da hastalığın varlığına işaret eder. Çevresinde kızarma olduğunu da görüyorsunuz ama dikkat edin yalnızca sertleşen bölgenin çapının ölçülmesi gerekiyor. Hastanın göğüs röntgeni verem tanısı için pozitif, yani verem belirtileri içeriyor. Ayrıca deri testi de pozitif çıkmış. Ama tam teşhis henüz koyulmuş değil. Doktorun teşhis koymak için hastanın akciğerlerinde bakteriyel enfeksiyona sebep olan organizmanın izine rastlaması gerekiyor. Bunu yapabilmek için de hastadan balgam örneği alınmalıdır. Hasta önce öksürtülmeli ardından da alınan balgam örneği laboratuvara gönderilmelidir. Hastanın verem olmasından kuşkulanılıyorsa laboratuvardakiler ilk olarak vereme özgü bir kimyasal boyar maddeyi örneğe uygularlar ve örnekte aside dirençli basil ararlar. Vereme özgü pek çok kimyasal boyar madde vardır. Ziel Nielsen boyar maddesi bunlardan biridir ve kısaca ZN olarak yazılır. Bunlar iyi uygulama teknikleridir ama yeterince hassas olmayabilirler. Hastalarda veren mikrobu olduğu halde uygulanan örneklerin ancak yarısında pozitif sonuç elde edilmektedir. Bu da günümüz şartlarında teşhis koymak için yeterli değildir. Laboratuvarda uygulanacak bir sonraki adım, boyar madde testinin sonucu ister olumlu ister olumsuz olsun, alınan örneğin veren basilinin daha rahat çoğalacağı bir kültür ortamına yerleştirilmesidir. Laboratuvarın bu amaçta kullanabileceği kültür ortamları bulunur. Bu uygulamanın tek olumsuz yanı vakit almasıdır. Veren mikrobu gerçekten varsa, kültür ortamının olumlu yanıt verebilmesi için 4 ila 8 hafta gerekir. Ama bu test çok önemlidir çünkü veremin teşhis edilmesi konusunda kültür testi çok daha hassastır ve çok daha güvenilirdir. Güven oranı bir önceki testin sunduğu %50'ye kıyasla bu uygulamada %80 civarındadır. Ayrıca hastanın verem olduğunu teyit etmek için mikrobu çoğaltmanız gerekir. Bunun yanı sıra hangi antibiyotiklerin hastalığa sebep olan mikrobu öldürdüğünü anlamak için de bir test uygularsınız. Buna hassaslık testi adı verilir. Bu test sayesinde hastanın vücudunda bulunan veren mikrobunun hangi tür antibiyotiklere karşı hassas olduğu, yani hangi tür antibiyotiklerle tedavi uygulanabileceği belirlenir. Burada kafa karıştırıcı bir durumu engellemek için bir noktanın altını çizmek istiyorum. Hassas kelimesini iki ayrı anlamda kullandık. Hassaslık testi dediğimizdeki hassaslık, hastanın bedenindeki veren mikrobunun hangi antibiyotiklere karşı hassas olduğunu ifade ediyor, değil mi? Daha önce bir testin hassaslığı derken kullandığımız hassas kavramı ise o testin hasta kişilere uygulandığında bu kişilerin ne kadarında mikrobun tespit edilebildiğini gösteriyor. Kelime aynı ama anlamları farklı. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hastadan alınan balgam örneğine uygulanabilecek bir diğer test de molekül testidir. Polimeraz zincirleme tepkimesi uygun molekül testlerinden biridir. Laboratuvarda uygulanabilen bu testte DNA'nın belirli bir bölümü onu çoğaltacak bir dizi işleme tabi tutulur. Elinizde bu DNA bölümünden çok az bir miktar olsa bile bu test olumlu sonuç verebilir. Bu testin üstün yanlarından biri çabuk sonuçlanmasıdır. Sonuç haftalar değil, saatler içinde belli olur ve alınan örnekte veren mikrobunun olup olmadığı hızlıca anlaşılır. Ama bu testin zayıf yanları da yok değil. Her şeyden önce bu test oldukça pahalı bir testtir. Ayrıca o mikrobun hangi antibiyotiklere karşı hassas olduğunu belirlemenize de olanak vermez. Hatalı sonuç verme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekir. Örnekte veren mikrobu olmadığı halde testin veremi işaret ettiği örnekler yaşanmıştır. Yani bu yöntem sıklıkla tercih edilen bir yöntem değildir ama belirli durumlarda hızlı sonuç almak ya da teyit amaçlı kullanılabilir. Hızlı sonuç demişken Dünya Sağlık Örgütü'nün gelişmekte olan ülkelerde kullanılmasını onayladığı çabuk sonuç veren bir test daha var. Uzman MTB, RIF testi adı verilen bu testte de aynı bir önceki testte olduğu gibi veren mikrobunu tespit edebilmek için moleküllere dayalı bir teknik kullanılır. Testin ismindeki uzman kelimesi bu testi uygulayacak kişinin bir uzmanlığa sahip olması gerektiğini düşündürebilir. MTB ise mikobakteri vereminin kısaltılmış halidir. Rif de verem tedavisinde kullanılan önemli ilaçlardan biri olan rifampisinin kısaltmasıdır. Bu test, bir hastanın balgamından alınan örnekte verem mikrobunun olup olmadığını çok çabuk bir şekilde tespit eder. Bununla birlikte var olan verem mikrobunun rifampisine dirençli olup olmadığını da bize gösterir. Bu test özellikle verem vakalarının daha sık karşımıza çıktığı gelişmekte olan ülkeler için önem taşıyor. Çünkü doğru sonuç verir ve hızlı sonuç verir. Tıpkı polimeraz zincirleme tepkimesi testi gibi birkaç saat içinde sonuç verir ve kullanışlıdır. Hemen aksiyon alınmasına olanak tanır. Bu testin olumsuz yanı ise epey pahalı olmasıdır. Buna rağmen Dünya Sağlık Örgütü onayladığı için ve dünyanın büyük bölümünde kullanıldığı için veremin hala nüfusun önemli bir kısmını tehdit ettiği ülkelerin üçte ikisinde ve verem mikrobunun çok ama çok dirençli olduğu ülkelerin yarısında bu test başarıyla uygulanmaktadır. Ayrıca yöntemsel olarak hastanın ayağına gidebilen bir test olduğu için çok kullanışlı ve önemlidir. Uzman MTB rif testinin polimeraz zincirleme tepkimesi testine üstünlüğü, hastada bulunan veren mikrobunun rifampisine dirençli olup olmadığını da söylemesi diyebiliriz. Mikrop rifampisine dirençli ise farklı bir tedavi stratejisi uygulamak gerekir. Şöyle bir durumda söz konusu olabilir. Göğüs röntgeni pozitif çıkmıştır ama tüberkülin testi negatif çıkmıştır. Bunun nedeni Göğüs röntgeninde görülen şeyin verem olmaması veya tüberkülin testinin hatalı sonuç vermiş olması olabilir. Baskın başka bir hastalığın varlığı sebebiyle tüberkülin testi hatalı sonuç verebilir. Çünkü bağışıklık sistemi devreye girip yeterli tepkiyi verememiştir. Bir diğer nedeni de hastalığın ilk evreleri olması sebebiyle tüberkülin testi doğru sonuç vermemiş olabilir. Tüberkülin testi negatif çıksa da pozitif çıkan röntgen sonucuna dayanarak hastada verem olmasından şüpheleniyorsanız en son söz ettiğimiz teste başvurabilirsiniz. Videonun başından beri bahsi geçen tüm testler için balgamdan örnek almamız gerekti. Ne yazık ki bir de çocuk hastalar var. Çocuklarda balgam olmaz yani olur da hemen yutarlar. Çocuklardan balgam örneği almak oldukça zor olabilir. Verem kaynaklı solunum yolu hastalıklarını çocuklarda teşhis edebilmek için balgam yerine genellikle mide sıvısı kullanılır. Bu sıvının örneği genellikle sabahları alınır. Çünkü sabahları öksürmenin ardından yutulan balgamlar midede toplanır. Bu nedenle balgam yerine mide sıvısı da kullanılabilir. Bir diğer konu da bazı hastalardan uygun balgam örneği alınamaması olabilir. Bazı insanların bedeni balgam üretmez ya da az üretir enfeksiyon hastanın akciğerlerinin en ücra köşelerine yerleşmiş olabilir. Böyle hastalarda bronkoskopi işlemi uygulanabilir. Bronkoskopi işleminde hastanın akciğerlerine bir boru indirilir ve test edilmek üzere laboratuvara gönderilecek olan örnek alınır. Ekrandaki tabloyu güncelleyelim. Tüberkülin testinin pozitif çıkıp röntgen sonucunun negatif çıktığı durumu düşünelim. Böyle bir durumda nasıl bir yol izlememiz gerekirdi? Çeşitli olasılıklar var. Tüberkülin testinin pozitif çıkması enfeksiyona daha önce yakalanıldığına işaret eder. Zaten dünya nüfusunun üçte birinin verem hastalığına yakalandığını biliyoruz. Göğüs röntgenindeki bulguların negatif çıkması ise hastanın verem mikrobunu taşımadığı anlamına gelebilir. En azından akciğer veremi değildir. Ama verem mikrobu hastanın göğüs bölgesinde değil de başka bir yerinde olabilir. Buna akciğer dışındaki verem adı verilir. Enfeksiyonun göğüs bölgesinin dışında olduğuna dair belirtiler varsa, örneğin lenf bezlerinde şişme, idrar yolu veya kemik rahatsızlıkları gibi ve veremden kuş kullanılıyorsa, tüberkülin testi pozitif, röntgen sonucu da negatif çıkmışsa, laboratuvarda teste sokulabilecek örnek balgam olmaz. Çünkü akciğerlerde bir sorun olmadığını zaten biliyoruz. Böyle bir durumda eğer lenf bezleri şişmişse, lenf bezlerinden örnek alınabilir. Kuşkulu bir kemik enfeksiyonu varsa kemiklerden örnek alınabilir. İdrar yollarında enfeksiyon olmasından şüpheleniliyorsa idrar örneği alınabilir veya herhangi bir beden sıvısından da örnek alınabilir. Farklı beden sıvılarından alınan bu örnekler laboratuvarlarda aynı test işlemine tabi tutulurlar. Pekala. Geriye son bir olasılık daha kaldı. Klinikte veremden kuşkulandınız ama hem röntgen sonucu hem de tüberkülin testi negatif çıktı. Ne yaparız? Bu da dikkat edilmesi gereken olasılıklardan biridir. Çünkü iki testten de negatif sonuç alınsa bile hasta da hala tüberküloz yani verem olabilir. Göğüs röntgeninin negatif çıkmasının nedeni az önce konuştuğumuz gibi veremin akciğerlere bulaşmamış olması olabilir. Tüberkülin testinin negatif çıkmasının nedeni de testin hatalı sonuç vermesi olabilir. Hasta vereme yakalanmıştır ama hastalık bağışıklık sistemini o kadar etkilemiştir ki tüberkülin testi doğru sonuç vermez. Enfeksiyonun ilk evrelerinde de beden beklenen tepkiyi vermeyebilir ve tüberkülin testi negatif çıkabilir. Her iki testin de negatif çıkması verem olasılığını ortadan kaldırmaz. Klinik muayene sonucu hastanın vereme yakalanmış olmasından kuşkulanılıyorsa, örneğin hasta yüksek risk grubundaysa, bağışıklık sistemi yetersizliği olan biri veya HIV virüsü taşıyıcısı ise, iki testin sonucunun negatif çıktığı böyle durumda bile söz ettiğimiz diğer testlerin uygulanması kesin teşhis için önem taşır. Son olarak ele almak istediğim iki konu daha var. Mikropların antibiyotiklere karşı hassasiyetinden söz etmiştik. Veren mikrobunun izoniazid veya rifampisin gibi çeşitli ilaçlara karşı dirençli olup olmadığının test edilmesi gerekir. Söz konusu veren mikrobu bu antibiyotiklere karşı hassassa ya da başka bir deyişle bu antibiyotikler onu öldürüyorsa tedavi konusunda şanslısınız demektir. Ama bazen zorluklarla karşılaşırsınız. Mikroplar her geçen gün izoniazid ve rifampisin gibi ilaçlara karşı daha da dirençli hale geliyor. Bu mikroplara MDR-TB adı verilir. Buradaki MDR birden fazla ilaca dirençlinin kısaltılmışıdır. TB'nin de tüberküloz yani veremin kısaltması olduğunu zaten biliyorsunuz. MDR-TB türü mikroplar izoniazide ve rifampisine dirençlidir. Yani bu mikropların tedavisinde izoniyazit ve rifampisin dışında ilaçlar kullanılması gerekir. Veren mikrobunun ilaç hassasiyeti konusunda bilinmesi gereken bir diğer tabir de XDRTB'dir. X küçük X olarak yazılır. X burada İngilizce'deki extreme kelimesinin anlamı olan aşırı anlamında kullanılır. XDR de aşırı ilaç direncinin kısaltılmış halidir. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün daha çok karşılaşılan bir sorun. Bu mikroplar da tıpkı MDR TB mikropları gibi izoniyazide ve rifampisine dirençli oluyor. Ama onlarla beraber daha çok verem ilacına karşı da direnç kazanmış olabilirler. Bu noktadan sonra anlatacaklarım size biraz karışık gelebilir ama yine de anlatacağım çünkü XDR TB hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için bir şeyler eklemek istiyorum. Bu mikroplar tüm florokinolon ilaçlarına karşı dirençlidir. Kinolonlar çok geniş bir antibiyotik ailesidir. XDR-TB türü mikroplar bu gruba ait antibiyotiklerin tümüne dirençlidir. Ayrıca şimdi sayacağım 3 antibiyotik türüne en azından bunların birine karşı da dirençlidirler. İlk antibiyotik türü amikasindir. Amikasin. Bir diğer antibiyotik türü kanamisindir. Hem amikasin hem de kanamisin, Aminoglikozid adı verilen antibiyotik grubundandır. Dirençli olabilecekleri üçüncü antibiyotik de kapriyomisindir. Kapriyomisin. Evet, tekrar sıralayalım. XDRTB türü mikropların izoniyazide ve rifampisine dirençli olduklarını zaten biliyoruz. Ayrıca florokinolon ailesindeki antibiyotiklere de dirençlidirler. Bunlara ek olarak az önce sözünü ettiğim üç ayrı ilaç grubuna da direnç gösterebilirler. Eğer mikrop saydığım tüm bu antibiyotiklerin hepsine karşı direnç geliştirmişse bu koşullar altında tedavi ne yazık ki gerçekten çok zor olacak diyebiliriz. Bu durumda yapılacakları size ayrıca anlatacağım arkadaşlar.